parametre tensizlikler. Dostlar, parametreli tensizlikler, çizikli tensizlikler sistemasını karab çıkayımız. Keyin parametreli kvadrat tensizliklerini karayımız. Ve birincisi, parametreli çizikli tensizlikler sisteması. Bana bizge üç bu sisteme berilgen bolsun. Bu tensizlikler sisteması anin kandı kıymatları da yeçimge ege emas. Şu savalga cevap beramız. Bu sisteme iki ta halda yeçimge ege emas. Birincisi, A barabar nolda tensizliklerden biri bacarılmasa, şu iki ta tensizlikten biri bacarılmasa, yok ki ikincisi, B kattası bolsa. Yani kuyudaki tensizlikler sistemasını karab çıkayımız. Bana bir de üç ta halını karayımız. Yukarıdakiden farkı, yukarıdaki sistemada tensizlikler kat'i emas. Bu üç ta sistemada tensizliklerden hiç olmayan da bittası kat'i. Bu tensizlikler sisteması A'nın kandı kıymetlerde geçimge ege emas. Bir de ham birincisi, eğer A nolda tensizliklerden biri bacarılmasa, o halde sistemi geçimge ege emas. Yok ki B katta yok ki teng S bolsa, sistemi geçimge ege emas. O kandı kılıp eslap kalış gerek bularını. Bana mesela birincisi şunarlı, ikilası da ham bir kıl. İkinci şartı, eğer tensizlikler kat'i bolmasa, o halde B kattası, bu tensizlik kat'i boladı. Eğer sistemanın tensizliklerden hiç bulmaganda bittası kat'i bolsa, o halde B katta yok ettiğin S boladı, ikinci şartı da. Hop, şimdi kvadrat tensizliklerine ötamız. Hop, kaçan bana bu kvadrat tensizlik? Geçimge ege emas. Yani kvadrat tensizlik değildi, demek A nolga teng emas. Bu tensizlik geçimge ege bulmaydı, eğer kuyudaki iki şart bacarılsa. Birincisi A noldan katta bolsa ve diskriminant noldan küçük bolsa. Bu halde eğer bu kvadrat funksiyanın grafikleri kuyudaki görünüşte bolardı. Bu cevabını asaslayınız. Nima uchun aynan mana shu tensizlikni yechishimiz kerak? Bunun için kuyudaki funksiyanı karayımız. Noldan küçük tensizlik geçimge ege bolmasligi uchun bu funksiyanın grafiki x okudan pasta bolmasligi kerak. Biz umuman olganda 3 ta holni qarash mumkin. Biz tekisligini 3 ta qismga ajratishimiz mumkin. Yuqori tekislik y katta 0dan x oqi y teng 0 va x oqidan pastga yarim tekislik. Y kichigi 0dan. Bu tensizlik yechimga ega bo'lmasligi uchun, demak bu funksiyaning grafigi y barobar ax kvadrat plus bx plus c funksiyaning grafigi x oqidan pastda bo'lmasligi kerak. Ya'ni y kichigi 0 tensizlikni qanoatlantiradigan birorta ham funksiyani grafigining nuqtasi bo'lmasligi kerak. Xo'p, hollarni qarab chiqamiz. Mana masalan birinchi hol. A 0 dan kichik, diskriminant 0 dan katta. A 0 dan kichik degani A soni parabolaning shohlarini pastga yoki yuqoriga yo'nalishini bildiradi. Shunga javob beradi. A diskriminantning musbat, 0 yoki manfiy bo'lishi parabolaning x o'qi bilan nechta umumiy nuqtaga ega ekanligiga javob beradi. Agar diskriminant 0 dan katta bo'lsa, ikkita umumiy nuqtaga ega, 0 ga teng bo'lsa, parabola x o'qi bilan bitta umumiy nuqtaga ega. Agar diskriminant manfiy bo'lsa, unda birorta ham umumiy nuqtasi yo'q. Xo'p, bu qaralayotgan holda grafikni ko'rish quyidagicha bo'ladi. A manfiy, shohlar pastga yo'nalgan, diskriminant 0 dan katta, ikkita nuqtada kesib o'tadi. Bu holat qanoatlantirmaydi bizni. Chunki grafikni pastga y kichigi 0 yarim tekislikda nuqtalari bor. Tensizliklar kvadrat tensizlik yechimga ega bo'lmasligi uchun bu mana bu bo'yalgan yarim tekislikda birorta ham nuqta bo'lmasligi kerak. Xo'p, keyingi holni ko'ramiz. A 0 dan kichik, diskriminant 0 ga teng. Bu hol ham qanoatlantirmaydi. Çünkü y kichigi 0 yarım tekisliği de, yani boyalgan sohada funksiyanın grafiki yatıptı. Ayrım noktaları şu noktada, şu sohada yatıptı. Bu ham kanatlantırmaydı. Hop, navbatdagi hol, A 0'dan kichik, diskriminant 0'dan kichik. Bunda grafik tola şu sohada yatıptı. Şu yarım tekisliği yatıptı. Bu ham doğru kelmaydı. Navbatdagi hol, A 0'dan katta, diskriminant 0'dan katta. Ya, bu hal ham qanoatlantirmaydi, chunki grafikni mana bu sohada, bo'yalgan sohada
nuqtalar yotdi. Navbatdagi hol. Xo'p, a 0 dan katta, diskriminant 0 ga teng. Bu holda bu qanoatlantiradi bizni. Chunki pastki qismda y kichik 0 yarim tekisligida grafikning birorta ham nuqtasi yo'q. Mana bitta nuqtasi y barobar 0 da yotibdi. Bu mumkin. Bunga yo'l qo'yiladi. Y 0 dan katta. Bu ham mumkin. Eng muhimi biz qarayotgan kvadrat tengsizligida y kichik 0 yarim tekisligida nuqtasi bo'lmasligi kerak grafikning. Xo'p, bu qanoatlantirdi. Endi navbatdagi hol. A 0 dan katta, diskriminant 0 dan kichik. Unda grafik to'la yuqori yarim tekisligida yotadi. Bu ham qanoatlantiradi. Ve y 0 dan katta tengsizligini bajarilyapti. Ve shunday qilib ikkita holda mana bu kvadrat tengsizlik yechimga ega emas ekan. Bu hollar. Birinchi hol mana bu hol. Ikkinchi hol mana bu hol. Oxirgi ko'rgan holimiz. Bu ikkita holni umumlashtirib, bitta qilib yozishimiz mumkin. Xulosa qilib, quyidagi tengsizlikni yozishimiz mumkin. A 0 dan katta, har ikkalasida ham A 0 dan katta, mana A 0 dan katta deb yozdik. İkinci münasebetlerini qarasak, biri de kiçik 0 dan, ikincisi de teng 0 ga. Bu ikkitasini birlashtirib, diskriminant kiçik yoki teng 0 deb yozishimiz mumkin. Shunday qilib bu tengsizlik yechimga ega bo'lmasligi uchun mana bu ikkita tengsizliklar bajarilishi kerak. Yana quyidagi tengsizlikka o'tamiz. Qachon bu tengsizlik bu kvadrat tengsizlik yechimga ega emas? Bu tengsizlik yechimga ega bo'lmasligi uchun biz quyidagi sistemani yechishimiz kerak. A katta 0 dan va diskriminant, ya'ni b kvadrat minus 4a si kichik 0 dan deb ikkita tengsizliklar sistemasini yechishimiz kerak. Xo'p, bu yerda ham buni asoslaymiz. Nima uchun aynan mana shu sistemani qarashimiz kerak? Bu yerda ham yuqoridagidek kabi 6 holni qarab chiqamiz. Xo'p, kichik yoki teng 0 bu bajarilmadi degani demak, funksiyaning grafigi mana bu parabolaning y barobar ax kvadrat plus bx plus c funksiyaning grafigi demak, pastki yarim tekislikda ham bo'lmasligi kerak. Y barobar 0 x o'qida ham bo'lmasligi kerak. Chunki bu yerda kichik yoki teng 0 kichik ham bo'lmasligi kerak, 0 ga ham teng bo'lmasligi kerak. Shunda tengsizlik yechimga ega bo'lmaydi. Ya'ni y katta 0 bo'lishi kerak. Shunda kvadrat tengsizlik yechimga ega bo'lmaydi. Xo'p, endi grafiklarni ko'rib chiqaylik. Birinchisi, a 0 dan kichik, diskriminant 0 dan katta. Grafikni ko'rish quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, bu bizni qanoatlantirmaydi. Chunki mana pastki yarim tekislikda grafikning nuqtalari yotibdi. Navbatdagi hol. A 0 dan kichik, diskriminant 0 ga teng. Mana bunday hol bo'ladi. Bu ham qanoatlantirmaydi, to'g'ri kelmaydi bu hol ham. A 0 dan kichik, diskriminant 0 dan kichik. Bu hol ham qanoatlantirmaydi. Grafikning nuqtalari pastki bo'yalgan sohada yotibdi. A 0 dan katta, diskriminant 0 dan katta. Bu ham qanoatlantirmaydi. Chunki mana parabolaning bir qismi pastki yarim tekislikda yotibdi. Bo'yalgan sohada yotibdi. A 0 dan katta, diskriminant 0 ga teng. Bu hol juda ham yaqin keldi, lekin bitta nuqta ishni buzib turibdi. Mana bu x o'qiga urinish nuqtasi ishni buzib turibdi, yashil nuqta. Chunki bu nuqtada y 0 ga teng bo'lib qoladi. Bu ham bo'lmasligi kerak. Chunki y to'la 0 dan katta bo'lishi kerak. Shuning uchun bu hol ham to'g'ri kelmaydi. Va nihoyat oxirgi hol. A 0 dan katta, diskriminant manfiy. Bu hol to'g'ri keladi. Bu holda grafik to'la yuqorida yotibdi, ya'ni y katta 0 tekislikda, yarim tekislikda yotibdi. Yuqori yarim tekislikda. Shuning uchun bu hol qanoatlantiradi. Ya'ni muhimi bu funksiyaning grafikining y barobar 0 to'g'ri chizig'ida, ya'ni x o'qida yoki y kichik 0 yer pastki yarim tekislikda birorta ham nuqtasi yo'q. Navbatdagi holga o'tamiz. Ax kvadrat plus bx plus c katta 0 da. Kvadrat tengsizlik qachon yechimga ega bo'lmaydi? Buning uchun biz quyidagi tengsizliklar sistemasini yechishimiz kerak. Xo'p, yana asoslaymiz javobimizni. Nima uchun aynan mana shu tengsizliklar sistemasini yechish kerak? Buning uchun yana yuqoridagi kabi 6 ta holni qarab chiqamiz. Bu yerda 0 dan katta tengsizlik bo'lganligi sababli tengsizlik yechimga ega bo'lmasligi uchun 0 dan katta bo'lgan hol bajarilmasligi kerak. Ya'ni mana bu funksiyaning
Mana bu tekstildeki yarım tekstilde bir orta ham noktası bo'lmasligi kerak. Mana yashil bilan bo'yalgan qismida bir orta ham noktası bo'lmasligi kerak. Ya'ni boshqacha qilib aytganda y barobar 0, ya'ni x o'qida bo'lsa bo'laveradi, y kichik 0 pastki yarim tekstilda grafigi bo'lsa bo'laveradi. Lekin mana bu yarım tekstilda y katta 0 yarim tekstilda bo'lmasligi kerak. O birinchi hol a 0 dan kichik, d 0 dan katta. Diskriminant 0 dan katta. Bu hol qanoatlantirmaydi, chunki yuqori yarim tekislikda y katta 0 yarim tekislikda grafikni nuqtalari yotibdi. Xo'p, navbatdagi hol a 0 dan kichik, diskriminant 0 ga teng. Bu hol qanoatlantiryapti. Mana, demak yuqorida birorta ham grafikni nuqtasi yo'q. Y barobar 0 chizig'ida yotibdi. Y kichik 0 yarim tekislikda grafikni nuqtalari yotibdi. Demak bu hol qanoatlantiradi. Buni eslab qolamiz. Endi a 0 dan kichik, diskriminant 0 dan kichik. Bu holda grafik to'la pastda x o'qidan pastda yotadi. Bu ham qanoatlantiradi bizni. Hop, a 0 dan katta, diskriminant 0 dan katta. Qanoatlantirmaydi. Chunki grafikning mana bu qismi yuqori yarim tekislikda yotibdi. A 0 dan katta, diskriminant 0 ga teng. Bunda grafik quyidagi ko'rinishga ega. Bu ham qanoatlantirmaydi. Chunki grafikning nuqtalari yuqori yarim tekislikda yotibdi. A 0 dan katta, diskriminant manfiy. Bu hol umuman qanoatlantirmaydi. Chunki grafik to'laligicha yuqori yarim tekislikda yotibdi. Xo'p, shunday qilib xulosa qilib aytadigan bo'lsak, mana bu ikkita holda bajarilyapti. Bizni qanoatlantiradigan hollar ikkita hol. Mana shu hollarda kvadrat tengsizlik yechimga ega bo'lmaydi. Mana bu ikkita tengsizliklar sistemasini umumlashtirib bitta qilib yozishimiz mumkin. Mana bunday qilib. Chunki birinchi tengsizliklar a kichik 0 dan har ikkalasida, ikkinchi tengsizliklar biridan 0 ga teng, ikkinchisida kichik 0 dan. Ha, buni kichik yoki teng 0 qilib umumlashtirib mana bunday yozsak bo'ladi. Va nihoyat quyidagi kvadrat tengsizlikni qaraymiz. Qachon bu tengsizlik yechimga ega emas? Yana shu savolga javob beramiz. Shu kabi savolga javob beramiz. Bu tengsizlik yechimga ega bo'lmaydi agar quyidagi ikkita shart bajarilsa. A kichik 0 dan va diskriminant kichik 0 dan. Xo'p, yana javobimizni asoslaymiz. Buning uchun yana 4-6 ta holni ko'rib chiqamiz. 6 ta holni. Mana bu funksiyani qaraydigan bo'lsak, kvadrat funksiyani bu tengsizlik yechimga ega bo'lmasligi uchun, ya'ni katta yoki teng 0 tengsizlikka ega bo'lmasligi uchun bu funksiyani grafigi y katta 0 da sohada ham bo'lmasligi kerak, y barobar 0 sohada ham bo'lmasligi kerak. Demak, mana bu ikkita sohada grafikning birorta nuqtasi bo'lmasligi kerak. Ya'ni bu tengsizlikka teskari tengsizlik bo'lgan y kichik 0 sohada yotish kerak. Agar funksiyaning grafigi y kichik 0 sohadagina yotsa, u holda bu tengsizlik yechimga ega bo'lmaydi. Shunday qilib qachon mana shu sohada yotadi? Ya'ni y kichik 0 sohada yotadi. Shu savolga javob beramiz. Yana hollarni ko'rib chiqamiz. A kichik 0, d 0 dan katta. Mana yuqori yarim tekislikda grafikning bir qismi yotibdi. Demak bu hol to'g'ri kelmaydi. Keyingi hol a kichik 0 dan diskriminant 0 ga teng. Bu hol juda yaqin keldi, lekin bitta nuqta ishni buzib turibdi. Mana bu x o'qidagi mana bu bitta nuqta ishni buzib turibdi. Shu sababli bu hol ham to'g'ri kelmaydi. Navbatdagi hol a kichik 0 dan d kichik 0 dan. Bunda grafik to'laligicha y kichik 0 dan yarim tekislikda yotibdi, sohada yotibdi. Demak bu hol to'g'ri keladi. Xo'p, buni eslab qolamiz. A katta 0 dan d katta 0 dan. Bu hol ham to'g'ri kelmaydi, chunki y katta 0 sohada ana grafikni bir qismi yotibdi. Keyingi hol a katta 0 dan d 0 ga teng. Bu hol ham to'g'ri kelmaydi, chunki yuqori bo'yalgan sohada grafikni nuqtalari bor. A katta 0 dan diskriminant 0 dan kichik. Bu hol umuman to'g'ri kelmaydi, chunki grafik to'laligicha y katta 0 yarim tekislikda, ya'ni bo'yalgan sohada yotibdi. Shunday qilib faqat bitta hol bizga to'g'ri keladi, mana bu hol. A kichik 0 dan diskriminant kichik 0 dan. Mana shu holda bu tengsizlik kvadrat tengsizlik yechimga ega bo'lmaydi.